Bankamatikçiler boş yere konuşmam. Bankamatikçiler. Bedavadan gidiyorsunuz, aylık alıyorsunuz. Artık yeter. 25 senedir yeter. Yeter. Adalet mum gibi erdi erdi. Restoranlar dolu. Kafeler, gençler dolu. Vatandaşın alım gücü ne durumda? Sıfır. Sıfır, sıfır. Adalet mum gibi erdi erdi. Sıfır yani. Peki, yok. Memnun vatandaşlarla karşılaşıyoruz. Hepsi aynı. Memur da aynı, hepsi aynı. Memnun olan, halinden memnun olanlarla karşılaşıyoruz. Hiç kimse de memnun değil. Yalan, memnunum diyen de yazılık edilir. Korkuyor ya. Yani. Her şeyinden korkuyor. Bizde bir şey var mı? Bu. Ha? Vatandaşın alım gücü ne durumda? Ya vatandaşın alım gücü bana göre gayet iyi ya. Dükkan sahibi olduğum için sıkıntı görmüyorum ya. Yalan söyle abi. Baba parasıyla geziyor, o yüzden öyle. Valla benlik sıkıntı kötü yok. Kötü abi, kötü. Asgari ücretin en az 25 bin lira olması gerekiyor. Benlik sıkıntı yok abi. Durum benlik iyi. Arkadaşın iyi şartlar. Aynen. Herkesin kendi düşüncesi abi. Sıkıntı görmüyorum ya. Peki genel olarak baktığında bir sorun görüyor musun? Genel olarak çoğu kişiye sorun var ya. O yüzden bir şey diyemiyorum fazla. Vatandaşın alım gücü ne durumda? Çok kötü. Çok kötü. Söyleyecek hiçbir şey yok. Allah yardımcımız olsun. Ben emekliyim. Kiram yok, tamam. Ama şu bu ay 10 bin lira alacağım. Geçinmeye çalışacağım. Peki, ne yapalım? Halinden memnun vatandaşlarla karşılaşıyoruz. 10 bin lira yetiyor diyen vatandaşlarla karşılaşıyoruz. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Yanlış konuşuyorlar. Taraflı. Düzgün konuşmuyorlar. Gerçekleri söylemiyorlar. Yanlı, taraf tutuyorlar. Partizanlık yapıyorlar, kişisellik yapıyorlar. Biz ülkenin, ben 75 yaşındayım. Bu durumu hiç yaşamadım. Ülkem için kim iyisi o gelsin. Yani bu başımdaki babamın oğlu değil. Ama artık yeter. 25 senedir yeter. Yeter. Tamam mı? Vatandaşın alım gücü ne durumda? Sıfır. Vatandaşın alım gücü diye bir şey yok ki. 10 bin lirayla şimdi bankaya uğradım. Emekli maaşı 10 bin lira olmuş. Emekliler yılı ilan edilmiş. Haberimiz yok. Nasıl yani bu alım gücü? Yani daha burada peynirin 350'ler 400'ler olduğu yerde nasıl emekli kıpırdayacak? Neyle neyi alacak yani? Böyle bir şey olabilir mi? Emeklilerin yılı nasıl oldu? Biz bunu öğrenelim de ondan sonra sandığa gidelim. Peki sizce önümüzdeki belediye seçimlerini etkiler mi bu durum? Söyleyecek bir laf yok. Vatandaş hür. Onun elini tutan yok. İstediği partiye, purtiye kime veriyorsa verebilir. Ama şu bir gerçek ki emekli yerlerde sürünüyor. Vatandaşın yani alım gücü nedir diye sordunuz da ben onu izah ediyorum. Gel Mısır Çarşısı'na şuraya gidelim beraber alım gücüne bir bakalım 10 bin lira ne yetiyor bizim. Peki bir de şunu da sormuş olayım. Emekli maaşım bana yetiyor diyen vatandaşlarla karşılaşıyoruz. Yetiyorsa onu bilemeyiz. Kime yetiyorsa. Başka gelirleri varsa, kira geliri vardır, başka yerlerden geliri vardır. Onu biz bilemeyiz. Ama bize yetmediği kesin. Yani artı bir geliri olmayana yeterli değil diyorsun. Yeter mi canım? Ben 10 bin lira şu anda kira veriyorum ya. 10 bin lira kira veriyorum. En az veren de benim herhalde. Gerisini sen karar ver. Ekleyecekleriniz varsa alabiliriz. Ya ekleyecek çok şey var da eklemek istemiyorum. Peki, teşekkür ederiz katıldığınız için, sağ olun. Alım gücü ne durumda diye soruyoruz. Sıfır. Ne durumda diye soruyoruz. Vallahi şimdiki bu hayat pahalılığına göre biraz zor ama yapılacak da bir şey yok. Dünyada hep böyle yani. Enflasyonu diyeceksin. Türkiye'mizde de böyle yani. Ama yani ileride bir çaresi olur. Ama pahalı mı? Pahalı. Ama fırsatçılarımız çok. Bunu da söyleyeyim yani. Fırsatçılar çok. Vatandaşın alım gücü ne durumda? Alım gücü çok zor. Gerçekten zor. Yani Allah bizi ıslah etsin. Neden öyle dediniz? Neden ıslah etsin dediniz? Ya işte merhamet önemlidir. Merhamet olmadığı zaman hiçbir şey de olmaz. Çünkü garibanlar çok var. Sadece ben değilim. Ben günlük idare edebilirim ama ben yarım saat idare etmeyenler de vardır. Allah onların yardımcısı olsun. Vatandaşın alım gücü ne durumda? Gerçekten zor. Yani bu hayata zor. Yani gerçekten bir şey diyemeyiz yani. Yani
Markete gidiyorsun, bir 3-5 kuruş bir parça biber alıyorsun, domates alıyorsun, patates alıyorsun, soğan alıyorsun. Elin bir poşet 300 milyon, 400 milyon para. 400 milyon. Şu anda çalışan bir asgari ücretli adamı kurtarmaz. Ben kendi kurbetçiyim. Burada yıkamada çalışıyorum, otu yıkamada çalışıyorum. Yani günlük 1 milyon alsa da faydası yok. Şu aldım elde poşeti görüyorsun. Aldım 1 milyar. 1 milyar. Ne anladım? Ne anladım? Nereye kadar gidecek? Daha yükselecek, daha yükselecek. Gerçekten daha yükselecek. Yani söyleyeceğim yani laf bulamıyorum. Kiracı Allah yardım etsin. Kiracı Allah yardım etsin. Ben kendi kirada değilim çok şükür. Ben Gaziantep'te oturuyorum. Ben kirada değilim. Ama yine hani yine kurtarmıyor yani şu anda. Asgari ücreti bugün 17 milyar. Kira bugün 10 milyar. 7 kağıt kalıyor. 7 kağıt ne? Suyu verecek, elektriği verecek, çocuklarımı okuturacak. Hayat zor. Gerçekten hayat zor. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz katıldığınız için. Sağ olun. Hoşçakalın. Kötü, çok kötü. Vatandaşın alım gücü sıfır. Hatta sıfırın altında. Ekonomik berbat. Para değerini kaybetmiş. Çöp olmuş. Avrupa parası, Amerika parası altından da değerli oldu. Her şey bağlı. Enflasyon %100'ün üstünde. Yani nasıl olsun? Günde 12 saat çalışıyorsun, yetiştiremiyorsun. Cumartesi, pazar dahil. Nasıl olacak? Yani acilen bir şeylerin olması lazım. Çünkü gittikçe daha kötüye gidiyor. Hani bir ara diyorlardı 2020 şahlanma dönemi, değişim zamanı falan filan diyorlardı. 2024'e girdik. Her şey daha berbat oldu. İkincisi ise adalet yok. Adalet sistemi çökmüş, bitmiş. Ben bir Covid izinli mahkumum. Covid izninde denetime girdim. Çalıştık Covid döneminde. İş kurduk. Sigortalı çalıştık. Ne oldu dediler işte. İş kurmuşlar falan filan dediler. O yüzden denetime gönderdiler. Öyle bir şey yok. Cezaevlerinde yok, yer olmadığı için bizi denetime gönderdiler. Şu anda da bizim üzerimizde bir sürü yükümlülükler vermiş. 2028'e kadar. Anlatabiliyor muyum? Yani Adalet Bakanlığı'na sesleniyorum. Bu Covid iznine gönderdiğiniz mahkumları acilen, çok acilen bir çare bulmanız gerekiyor. Bu 8. yargı paketini çıkarttınız da neye çıkarttınız? Yani neye yaradı? Yüz binlerce kişi sizin yolunuz, sizin vereceğiniz bir karara bakıyor. Yani acilen adaletin yerini bulması gerekiyor. Adalet istiyoruz. Ekonomiden daha önce adalet istiyoruz. Bu kadar söyleyeceğim, bu kadar. Alım gücü ne durumda diye soruyoruz. Kişiye göre değişiyor. Maddi durumu iyi olanlar alışverişe kolaylık sağlıyor. Maddi durumu kötü olanlar haliyle zorluk çekiyor. Benim düşündüğüm bu. Sizler için nasıl şartlar peki? Orta diyelim. Emekliyiz ama tabii ki emekli maaşına geçmek mümkün değil. Ek geliri var. Çalışıyoruz zaman zaman. İdare ediyoruz. Vatandaşın alım gücü ne durumda? Ben kendi fikrimi sorarsanız hani şöyle cevaplamak istiyorum. Vatandaşın alım gücü bence şu anlık çok kötü. Nasıl söyleyeyim? Ben İzmir Selçuk'tan geliyorum. Şimdi İstanbul'a bu ikinci gelişim. İstanbul'un yaşam şartlarına, özellikle İstanbul'un yaşam şartlarına bakıyorum. Gerçekten de çok zor, çok kötü. Şu manada biz genelde tüketen bir ülkeyiz. Üretmiyoruz. Üretemediğimiz için de tam tersine tükettiğimiz için yani maliyetler de çok fazla. Şu bizim İzmir'de bile, Selçuk'ta bile nasıl söyleyeyim ben size, alışverişe gidiyorsun. Yani bir pazarlık yapıyorsun. 1000 liradan aşağı iki kişiyim. Evde iki kişiyim. Pazarlığa çıkıyorum. Hani sebze, meyve veya tavuk mak böyle alışveriş yapıyorum. 1000 lira. En az 1000 lira gidiyor. Bir de bunun doğalgazı var, ya da bunun kirası var. Geçim gerçekten zor. Aslında kimse açlıktan da ölmez bu ülkede. Tabii diğer unsurları bile ama kimse açlıktan da ölmez ama geçim çok kötü. Şu manada çok kötü. Yaşamak için hep bir borçların altındayız. Yani buradan 100 tane insanı çevirin. 98'i bize der ki şu kadar borcum var, bu ay borcu, bu borcumu ödemem lazım. Bir, yaşam kalitesi yok. İki, tüketen bir ülkeyiz, üreten bir ülke değiliz. Hani borçlarla hayatımızı devam ettirmeye çalışıyoruz. Dediğim gibi şöyle bitirmek istiyorum. Ay sonunu kimse düşünemiyor.
ay sonu düşünemediği için sıkıntı gerçekten. Hani bu asgari ücreti 30 bin lira yapsanız da hani bu çözüm değil. Asgari ücret 50 bin lira yapsanız da bu çözüm. Alım gücümüz yok en başta. Alamadığımız için, tam tersi tükettiğimiz için çok sıkıntıya giriyoruz. Hani en başta bizim kökten bir değil, yani bunun siyaset olarak da değil. Hani yönetimin değişmesi lazım, siyasetin değişmesi lazım anlamında değil. Bizim kökten olarak bir değişime ihtiyacımız var. Bu bir. Bir de dediğim gibi de işte nasıl söyleyeyim, bu kadar diyeceklerim ben. Sağ olun. Teşekkür ederiz katıldığınız için, sağ olun. Vatandaşın alım gücü ne durumda? Vatandaşın alım gücü ne durumda? Şimdi vatandaşın gelir durumuna, harcama durumuna. Şimdi paraya kolay harcayan için zor. Ama paraya kolay kazanıp zor harcayan için gayet dengeli. Şimdi bu kadar lüks, bu kadar şey, herkes açım, bilmem neyim, param, maaşım yetmiyor diyor. Bakıyoruz, restoranlar dolu. Kafeler, gençler dolu. Bir kafe orada 50 lira bir çay, kafe 150 lira. Yanında arkadaşıyla beraber 300-500, efendim biz işsiziz, iş bulamıyoruz, açız. E sen o kafeye o kadar parayı verirsen, ailenden o kadar parasını, bütçesini boşaltırsa elbet aç kalacaksın, bu memleket yürümeyecek. Allah'a çok şükür. Allah yok. Param yok. Emekliliğim de yok. Nasıl geçiniyorsun? Allah hamdolsun. Çalışıyorum. Yaşım 74, çalışıyorum. Ben yaşım 74. Bak halen daha bak ayaktayım. Halen daha çalışıyorum. Yok. Evet öyle tabii, boş oturup da Allah'a bu boş dua edersek, uyumazsak tabii boş olur, her şey boş. Ha, şimdi geliyorum restoranta. Aha. Şimdi oradan. İşte şimdi geliyorum oradan. Aha. Ya boş 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 olur mu ya? Herkes Rabbana olsun. Olmaz. Sıfırlara anlatabiliyor muyum? 10 bin lira emekli maaşını nasıl geçiniyorsun? Benim emekli maaşım da yok. 10 bin lira emekli maaşım da yok. Çalışıyorum. Yaşım 74, çalışıyorum. Çalışacak herkes öyle. Ekmeden biçmek Allah'a mahsus. Kimse ekmeden, herkes biçmek istiyor. Gerçekleri konuşmuyorsunuz. Gerçekleri. Yaşındasın da niye çalışıyorsun daha hala? Ben restoranta bakıyorum, oraya bakıyorum. Niye yalan konuşuyorsun? Mezara götüreceğim. Amel götüreceğim mezara. Allah bana insan olarak yaratmış. Ben insan olarak öleceğim. Bana ye iç de bu dünyada. Ya ne yazık gerçekten. Böyle konuşan insanlar boş konuşuyor gibi geliyor bana. Gerçek ortada. Kuru incirin kilosu olmuş 720 lira. Beyaz peynirin kilosu olmuş 350 lira. Anlatabiliyor muyum? Lokumun kilosu olmuş 400 lira. Al işte. Araplardan başka yok. Yerli yok. Benim hiçbir maaşım yok. Yok yani. Yerli yok. Ne demek ya? İnsanlar mağdur. Alım gücü sıfır. Tamam mı? Yala sabah başka, akşam başka, öğlen başka. Hep bir yalanda olan insanları kandırıyorlar. O mevzuları işte başka yerlere çekerek insanları işte 31 Mart'ı nasıl atlatacağız, nasıl geçindireceğiz. Ama şu bir gerçek, Türkiye'nin gerçeği. Tamam mı? İnsanlar mağdur, alım gücü sıfırlanmış vaziyette. Benim şahsi düşüncem bu. Herkes çalışıyor sen gibi. Bak herkes sen gibi çalışıyor. Abi herkes çalışıyor. Ama senin gücün kendini geçindirmeye diyor. Adamın gücü kendini geçindirmeye yetmiyor. Ne hayatsızdan? Ama abi yok. Ülke bak. 20 yılda sen iyisin. 100 sen iyisin. Gittim. Bak iki kişiyiz değil mi? Belki şurada 50 kişi iyi değil. İyi değil olan kendisi düşün. Kendisi düşünsün. İyi değil olan kendisi düşün. Devlet kimsenin cebine para koyverse yine hayır. Bak ben sana demek istedim. Sen çalıştım ben. 50 sene çalıştım. Niye çalıştın? Takım mı çalıştın? Emekli oldum. Ne veriyor? Ha emekli oldum mu? Yeni bankadan çıktım. 6 lira para kaldı. Şeyimi kesti. Benim ev kredim şeyim kiram bugün 13 bin lira. Ben eve gidemiyorum ya. Kah mısın laf ediyorsun? Bırak. Ha ben eve gidemiyorum. Bak yeni aldım. 6 bin lira kaldı benim. Geçinemiyorsa emekli oldum. Çalıştım ben. Hakkımı tam hak. İlk ben emekli olduğumda aldığım aylığıma 13 tane çeyrek altın alıyordum. Şimdi 3 tane veriyor bana. Ha şimdi benim hakkımı veriyor. Tam hakkımı verse ben geçineceğim. Ha boş yere. Bankamatikçiler boş yere konuşmam. Bankamatikçiler. Bedavadan gidiyorsunuz, aylık alıyorsunuz. Burada gelmişsiniz bir para koyun. Bedavadan geçinenler. Sıkıntı ne? Bedavadan konanlar çok. Biz biliyor. Düşünce özgürlüğü. Benim çevremde kıyamet gibi. 100 tane bedavadan bırakın. 100 tane insanın ne alıyor? Bağkur emeklisiyim. Ne alıyor? Almasam da olur. Hiç şimdiye kadar çalışmış. Çuvan ekmekle insan olur. Tabii. Ya ama gidip de bir restoranda oturamam. Önemli. Bir restoranda oturamam. Ağızda da yer ölmek. Devlet bütün yabancılar restoranda sen giremezsin.
yiyeceksin işte. Çok ses yapma bak. Ha, soğan ekmek bir, yiyeceksin. Bir dakika. Otur abi. Bir dakika. Açıktan kim söylüyor? 100 tane insanı. Ya ben şimdi Koç'tan kendime mukayese edeceğim. Ne demek ya? Koç ayrı, ben ayrı. Ya ben vatandaşım. Ben çalıştığım kadarını yiyeceğim. Ben Koç gibi gidip de bir lokanta yemeyeceğim. Abartma, Koç'la niye mukayese edeceksin? Sen kimsin Koç gibi ya? Koç'la sen... Orada restoranlara girin. Yabancılar diyor orada yemek yiyor restorantı diyor. Allah'a şükür. Yemeyecek yarın böyle giderse adam. Ya Afganistan'ı falan. Ne biçim düşünce var ya? Burada bir keselim. Kalabalık çok toplan. Teşekkür ederiz katılan herkese. Yani adam 5 yıl ağaç ayakkabı giydim ben bir adam. Ağaç. Ağaçtan yapıp giyiyordum diyeyim. Nasıl dayandı 5 yıl diye soruyorum adama da. Ben diye o 5 yılı diye hep diye böyle bir yerden lastik elime geçirdim miydi? Altını çakardım onları diye yani. Lastik koyardım altına plastik diye yani. Şimdi adam. Adam şimdi her şey bol. Adamla konuşuyorlar sadece böyle. Lan ben buraya 13 yaşımdan beri ben bu İstanbul'da inmedim. İstanbul'a 13 yaşımda geldim. Ben 80'e yakınım. 79 yaşındayım şu anda. Yani ben buraları çok iyi biliyorum ben ne halde olduğunu. Şimdiki gençler yemeği olmayacak işe bile girmiyor ha. Yemek illa olacak, yiyeceği yemek olacak adamlar. Biz çalışırken ben elektrik çıraklığı yaptım bu Ataköy'de. Elektrikçi çırağı çalıştım öyle. Bu ellerim hep yaraydı benim. O zamandan bu elimde şey vardır, eziklik vardır. Çekici vura vura mesela bu elime. Çocukkenden. Ama şimdi onu tabii o işi çok iyi öğrendim ben. Hiç bakmadan vururum. Elime değmez çekiç yani. Öyle. O zamanları çalıştım ben bu İstanbul'da. Sanatı da öğrendim iyi. Şükür Allah'a. Geçirip gidiyoruz şu anda. Emekli de oldu. Ben siyasete vururum. Emekliye az para vermeyen adam şimdi. Her şeyi verdi adam ya. Ta ne versin sana adam? Ta ne versin? Öyle yani. Bundan iyisini ben görmedim. Yani 60-65 yılımı çok iyi tanıyorum. 65 yıl öncesini. Bütün kafamda. Kafam kel ama aklım içinde var gibi. Öyle ne konuştuğumun farkındayım yani. Onun için 65 yılı çok iyi biliyorum. Bunun zamana kadar iyi zaman görmedim ben Türkiye'de. Ben de görmedim. Vallahi görmedim. Ben gördüm de bak abdestimde şüphe yok. Gördüm dersem yalan konuşur. Neler gördün? Görmedik biz. Demirel'de geldi ne paralar. Bu İstanbul'da bak. Benzin 80 kuruş iken 80 kuruş Türk parası iken o 100 gram mı 50 gram mı su var ya hani yemek yerken içtiğimiz sular. O sular 15 kuruştu. 25 kuruşa çıktı şeysi. Bir şişe su. Bu İstanbul'da. Şimdi ben benzinden suyu hesaplıyorum. Benzinden pahalıydı su. İnsanların içtiği su. Ha herkese. O zaman da. Değişecek. Para yetmiyor. Ya adamlar memleketin bolluk zamanında böyle madara ettiler bizim memleketi. Bu adam çok iyi çıktı işin içinden. Çok iyi geldi buraya. Bu gitseydi mesela bu. O 15 Temmuz'da mıydı? Bir olay oldu yani. O zaman gitseydi yine aynı eski düzeni alacaktı bizim memleket. Olmayacak abi. Hiçbir şey yok. Dayı olmayacak. Yapamayacaklar. Ne diyor? Filistin'de ne oluyor? Bir dakika ben kameraya girmeyeyim. Tamam. Burada bir keselim kaydı. Vatandaşın gündeminde ne var? Ya vatandaşın gündeminde pahalılık var. Onu şey yapacak yani sormak istiyorsunuz. Şimdi her şey bol. Pahalı da olsa az da olsa her şey bol. Her şeyi yiyoruz alıyoruz. Tamam. Pahalılık var. Çalışan için iyi de çalışmayan için zor. Ben işte kısadan keseyim bunu. Benimki bir iki mısra bir şey okuyayım. Zalimlere katıyız. Mazlumun hümmetiyiz. Muhammed hümmetiyiz. Bayrağın gölgesinde hareket, hareket, harekette bereket, son pişmanlık çağıramı. Bir gün patlarsa hareket. Türk gücü, Türk gücü, Türk gücü, hakkın gücü. PKK, Yunanlı, onlar Amerika'nın pici. Diyeceğim bu, başka bir şey demiyorum.